Anası soymak için sap kısmını alıyorum. Çevresinden bıçakla yukarıdan aşağıya bu şekilde bıçağımı ileri geri hareket ettirerek ananasın kabuklarını alıyorum. Biraz derin alabilirsiniz dikenlerinden kurtulmak için. Ananası bu şekilde soyduktan sonra dinlenmiş ve güzel bir ananas bu. İnce bir şekilde dilimliyorum. Evet, ananasımız hazır. Şimdi sıra geldi burgerimizi yapmaya. Hindi kıymamı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bunun içerisine şimdi biraz sarımsak koyacağım. Sarımsağımızı ezelim güzelce. Bir miktar sarımsağı bunun içerisine alıyorum. Ve birazdan yapacağım sosun içerisine koymak için de biraz kenarda ayırıyorum. Bunun içerisine biraz tuz, biraz pul biber ve biraz da karabiber koyuyorum. Bir parça zencefili kestikten sonra şimdi güzelce soyuyorum. Ve biraz zencefili güzelce rendeleyelim. Ve biraz da ayırıyorum. Bunu da birazdan sosumun içerisine koyacağım. Çok az miktarda ananas suyu koyuyorum. Biraz susam yağı. Şimdi hepsini güzelce yoğuracağım. Ocağımızın altını da açalım. Tavamız ısınmaya başlasın. Şimdi avucumun içerisinde güzelce yuvarladıktan sonra bu şekilde bastırıyorum ve köftemi hazır hale getiriyorum. Evet, zeytinyağımı da tavamın içerisine güzelce gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum burgerleri de alarak tavamın içerisine yerleştiriyorum. Şimdi sıra geldi mango salsayı yapmaya. Bunun için mangomuzu, kabuklarını soyalım. Mangoyu soyduktan sonra şimdi çekirdeğine paralel bir şekilde bu şekilde dilimleyelim. Mangoyu hazırladıktan sonra şimdi köftemizi de çevirelim. Evet, sıra geldi mango sosu yapmaya. Bunun için blenderımızı alalım. Mangoyu içerisine ekliyorum. Biraz zeytinyağı. Sarımsağımızı koyalım. Tuz biber. Şimdi içerisine küçük domateslerden ilave ediyorum. Biraz da taze fesleğen yaprakları. Ve biraz da ananas suyu. Evet, sosumuzu da bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi kenara alıyorum. Evet, burgerlerimizi güzelce pişirdik. Şimdi bunları kenara alacağım. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi çok az daha yağ koyduktan sonra aynı tavanın içerisinde de ananaslarımı ters düz edeceğim. Çok az miktarda da sosun içerisine şimdi zencefil rendeliyorum. Bu da güzel bir koku ve lezzet veriyor. Bunu da tekrar karıştıralım ve biraz da susam. Evet, şimdi ekmeklerimizi keselim. Evet, ekmeklerimizi de güzelce basalım. Şimdi köftelerimizi koyuyoruz. Bunun üzerine ananas dilimini ekleyelim. Ve sosumuzu da koyuyoruz üzerine. Ekmeklerimizi de koyduktan sonra burgerim servisi hazır.